Günaydın akşamlar. Türkiye gündem enflasyonu yaşayan ülke olarak biliniyor yıllardır. İç sorunlar, dış sorunlar, başka hesaplar daima gündemimizdeki değişimleri de tetikleyen konular oldular. Ama son birkaç haftadır baktığımızda sanki dış politikanın gündemiymiş gibi gözüken konuların aynı zamanda iç siyasetinde ana sorunu haline dönüştüğünü görüyoruz. Yine öyle bir sürecin ortasındayız. Bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Sayın Şadi Özdemir ile birlikteyiz. Hem gelişen gündemi konuşacağız hem de yerel siyaseti elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi dış sorun gibi, dış politika gibi gözüküp de iç siyasetin ana gündem maddesi olan konuların başında işte Kudüs konusu geliyor. Kudüs konusu nasıl başladı? Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etme kararı. Amerika Birleşik Devletleri demeyeyim ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu kabul ettiğini açıklaması ve Amerika Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını istemesiyle başladı. Konu Filistin açısından baktığımızda Türkiye'de farklı bir yankı buluyor. Türkiye'deki her siyasi görüş ve her ideolojik kesim Filistin, Filistin konusu açıldığı zaman Farklı bakıyor. Bir sempati oluşuyor. Sol kesimler işte oradaki devrimcilik ve özgürlük mücadelesi olarak bakıyorlar. Sağ kesimler din duygularıyla ve mescidi aksanın ilk kıvli olmasından kaynaklanan bir başka özellikle bakıyorlar. Ama Türkiye'deki tüm kesimleri birleştiren bir unsur Filistin ve onun merkezini oluşturan Kudüs. Şu anda da Türkiye gene bir Kudüs konusuna öncülük ediyor. Belki de İslam İşbirliği Örgütü'nün en geniş katılımlı toplantılarından biri yapıldı ve en sert açıklamalarından biri yayınlandı geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin liderliğinde. Bu boyutlardan baktığımız zaman Kudüs'ün iç politikaya yansımasında da işte sizin partinizin, ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hükümetle paralel davrandığını görüyoruz. Yani Kudüs'teki atılan adımları, küresel adımları, Cumhuriyet Halk Partisi de kınıyor. Bunu daha önce ...NATO tatbikatında Cumhurbaşkanı ve Atatürk'ün fotoğraflarının hedef haline getirilmesinde de aynı tepkiyi vermişti Sayın Kılıçdaroğlu. Bugün de Kudüs olaylarında, Kudüs davasında hükümeti destekleyen, Türkiye'nin hükümet demeyeyim ama Türkiye'nin tezini destekleyen açıklamalar yapıyor. Evet. Sizden önce bir Kudüs değerlendirmesi almak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi penceresinden baktığımız zaman Kudüs'teki gelişmeler nasıl gözüküyor? Evet öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bizim doğrularımız var. Bu ülkenin çıkarına olan her bir tavrın yanında oluruz. Bu bazen Adalet ve Kalkınma Partisi ile aynı çizgide, çizgiye denk gelir, bazen karşı çizgiye denk gelir. Çünkü bizim yolumuz düz. Biz Cumhuriyeti kuran bir parti olarak bu ülkenin faydasını olan her konuda e, hükümet bir karar, doğru karar alıyorsa yanında oluyoruz. Yanlış karar alıyorsa da karşısında oluyoruz. Yani bunu hükümetin e, tutumlarıyla alakalı yanlış veya doğru olması bizim yolumuz hep e, memleketin çıkarlarından, ülkenin çıkarlarından yana tavır almaktan geçiyor her zaman. E, tabii bu Filistin meselesi bizim Türkiye toplumunun, Türkiye'deki devrimcilerin, demok sosyal demokratların ta 67'lerdeki savaşlardan bugüne kadar o dağlarda çok sayıda insanımız bu Filistin halkının ulusal kurtuluş mücadelesine destek vermek için orada e, şey şehit düşmüştür. Golan Tepeleri diye bir Golan, -Tepeleri Golan Tepeleri'nde orada. mücadele etmiştir Amerikan emperyalizmine, İsrail'in işgaline karşı. Bu mücadelesi sürmüştür. Bir mazlum milletin özgürlük mücadelesidir. Solcular, sosyal demokratlar, sosyalistler her zaman mazlum milletlerin özgürlük mücadelelerinin yanında olur. Mümkün olursa da o içi orada gider mücadelesini verir. Dolayısıyla Filistin bizim için de sosyal demokrat kesim için de bir özgürlük mücadelesidir. Bir mazlum milletlerin emperyalizme karşı bir mücadelesidir. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Türkiye'yi kurarken anti-emperyalist bir mücadele örneği vererek Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşsa bütün emperyal güçlere karşı ve bu kuruluşu Afrika'daki, Asya'daki birçok ülke, dünyanın birçok yerindeki ülke bunu bir değer olarak görmüş ve bunu modellemiş ise e, Filistin'deki mücadelede bunun bir parçası. Cezayir'de Fransızlara karşı ayaklandığında ölen askerlerin e, ceplerinden Atatürk fotoğrafları çıkmıştı. Çünkü onlar da onu model rol almışlardı. Rol model. Tabii rol model almışlardı. Dolayısıyla işte böyle bir lidere sahip olduğumuzdan dolayı biz Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman gurur duymalıyız. Mustafa Kemal Atatürk gibi olduğu için. Filistin meselesini de bugün Doğu Kudüs'ün başkenti ilan edilmesi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplanması, Doğu Kudüs'ün başkentliğinin kabul edilmesi bizce ulus yaklaşımı açısından, Filistin'e başından beri yaptığımız yaklaşım açısından doğru bir karar. E doğru bir kararsa bunun da yanında oluruz. Tabi Amerika Birleşik Devletleri Trump, Sayın Trump başkenti ilan etmedi oraya. Zaten bu karar alınmıştı daha önce. Bilinen bir şey bu. Uygulanmıyordu. Uygulanmıyordu. Büyükelçiliğini taşıma kararı aldı. O da kaç yılda taşıyacak o da ayrı bir şey. E, bu da önemli ve e, bir orayı oradaki yeni bir durum yaratıyor oradaki dengeler açısından. E, tabii biz orada e, iki e, bu bir barış ortamı yaratılmadan bütün emri vakillerle bunların yapılmasını Orta Doğu'nun daha da büyük bir kan gölüne dönmesine neden olacağını biliyoruz ve karşısında duruyoruz bütün bunlarla birlikte İslam İşbirliği Teşkilatı'nın keşke bu duyarlı evet. Sayın Cumhurbaşkanımız çağırdı ve toplantı yaptı. Gerçi hani katılımcılar tartışmalı, katılanların sayısı tartışmalı. İşte Suriye Bakan Yardımcısı gibi düzeyinde gibi en alt düzeyde temsil edildi. İşte birçok lider gelmedi vesaire. Bazı ülkeler katılmadı. Ama bu topluluk kendi içinde de kendi ...üyelerinin yapısını da değerlendirmeli. Bu kadar büyük to kalabalık toplantılı olmamışlar mı? Çok olmadı. kısa bir sürede yapıldığı için de. Tabii o da olabilir ama şunu da... ...İslam İşbirliği Teşkilatı bence değerlendirmeli. Mesela dünya nüfusunun... ...yüzde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın... ...üyesi. Yüzde Ama... ...bakıyorsun mesela... E, ...dünya ortalaması... ...eğitim ortalaması yüzde yedi nokta ...hepimiz dahil bütün dünyanın ortalaması... ...İslam toplumundaki... ...eğitim ortalaması yüzde beş 5.6 yıl. E şimdi gayri tafi milli açılığa bakıyorsun. %24 olan nüfus yoğunluğuna rağmen dünyanın gayri tafi milli hasılasının %8.8'ini yapıyorsun. Yani normalde hani baktığında en azından %24'lere yakın bir şey yapması lazım. E yine bakıyorsun bunların bütün bu 56 ülkenin dış ticareti bir Almanya'nın dış ticareti kadar değil. 56 ülke 1.35 1 trilyon .35, 350 milyar dolar ihracat yapıyor. Almanya 1 trilyon 340 milyar dolar ihracat yapıyor. Bakın 56 ülkenin toplam üretimi sattığı dış satım petrol hariç tabi Almanya kadar değil. Yani bir ülke kadar değil. Bu petrolü tembelleştiriyor galiba. Ya yani bu tembelleştiriyor mu bilmiyorum. Mesela bu 56 ülkenin dış alımı 1 trilyon 450 milyar dolar. Almanya'nın dış alımı ama 1 trilyon 60 milyar dolar. Bakın siz onun dış satımı kadar satamıyorsunuz ama onun dışarıdan aldığı malların yüzde kırkı kadar fazlasını alıyorsunuz. Yani o insani gelişmişlik sıralamasında dünya ortalaması 94 iken biz 124 bu İslam İşbirliği Teşkilatı. Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı bakıyorsunuz ortalama kişi başına dünya gelir ortalamasında. Yani dünyanın üçse bu İslam İşbirliği topla, to, topluluğunda bir. Üçte biri kadar bir gelir ortalaması var. Kişi başı gelir ortalaması var. Niye üçte biri kadar İslam toplulukları, insanları tüm dünya ortalamasının üçte biri kadar bir gelirle yaşıyor? Hani dünya ihracatından aldığı pay nüfusuna göre, nüfus payına göre, nüfus başına göre yine üçte bir. Hani bu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üyeleri oturup neden biz üretemiyoruz? Neden bir Almanya kadar üretemiyoruz? Nedir benim sorunumuz diye tartışması lazım. Çünkü üretim olmadan güç olmuyor. O zaman bir araya geliyorsun, işte bir takım kararlar alıyorsun. O kararlar devreye girmiyor. Örneğin Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bizim 40 yıllık devletimiz değil mi? 40 yıldan fazla, 43 yıllık devlet diye ilan ettiğimiz şey. Bir tane İslam devleti kabul etmiyor. Niye kabul etmiyor? Madem bir güç olacaksın, madem beraber hareket edeceksin, o zaman her yerde dayanışacaksın bir kere ve de her toplumun ağırlığı ürettiği kadar oluyor. O yüzden Almanya ağır. O yüzden Almanya'nın sözü daha fazla geçiyor. Bu 56 ülkenin veya 57 ülke aslında Suriye'yi saymadıkları için şimdi 56 diyorlar. E, 56 ülkenin ağırlığı bir Almanya kadar değil. O zaman üretim esastır. Sen dünyada ne üretiyorsun? Sen ne satıyorsun? Sen başkalarının evine, çocuklarının cebine ne veriyorsun? Ne koyuyor? Senin hangi ürününü kullanıyor bu insanlar? Eğer sen bilim üretmiyorsan eğer sanat kültür faaliyetlerinin yeterli değilse ortamları yaratmıyorsan dünyadaki ağırlığın artık yok. Bakın son 15 yılda Ahmet Bey son 15 yılda bu 56 ülkeden 500 bin bilim adamı gitmiş. Başka ülkeler. Beyin göçü. Beyin göçü. 250 bini bunun doktor. Sen şimdi 500 bin kişinin senin topraklarında üretim yapacakken, arge yapacakken, sanatsal etkinlikler geliştirirken, yani üretecekken bu insanlar ortam yaratamadığın için bu insanlar kalkıyor, başka ülkelere gidiyor. İşte Orta Doğu'yu yaşıyoruz şu anda. Irak'ta yaşadık, Suriye'de şu anda hala yaşamakta. Her yerde yaşıyoruz. Orada Şimdi... yetişmiş elemanlar batıya ulaşmıyor. Hala bakın dün gene kayalıklarda insanlar bu kurtarıldı. Hani buralarda savaşlar var diyelim. Diğer ülkelerden de göçüyor. Çünkü bilime, sanata değer verilmiyor bu ülkelerde. Dolayısıyla daha çok e, üretmek yerine daha çok başka işlerle uğraştığı için. hani Bunları değerlendirmesi lazım. İslam İşbirliği Teşkilatı e, Üyeleri. Yani niye bizde yok? Bakın bu 56 ülkenin, 57 ülkenin içlerinde demokrasiyle birazcık idare edilen bir Türkiye var. O da bugün o da tartışmada. Hepsi tek adam. Hepsi lider. Hepsi krallara yönetiliyor. İçeride adalet yok, hukuk yok. Gelir e, dağılımı eşitliği yok. Hiçbir şey yok. Ama kurulunda yaptırımı yok. E, yok. O zaman da işte sen karar <laughs> alıyorsun. Tabii bu karar burada bu toplantıyı önemsiyorum değerli. Siyasi bu. Yani biz e, İslam İşbirliği to, e, topluluğunun bir araya gelmesi, bu konuda bir tavır almasını önemsiyoruz. Çok değerli. kısa sürede organize oluyoruz. Değerli oluyor. de buluyoruz. Şu da önemli tabii. Yani burada bu karar almış olmaları bunun geçerli olduğu anlamına gelmiyor. Bunlar gidip kendi parlamentolarından da bu kararını geçirmeleri gerekiyor her birisi kendi parlamentolarından. Geçirecekler mi onu da takip edeceğiz. Ama yine değerli Doğu Kudüs'ün başkenti ilan edilmesi bir mütevkabiliyet meselesi bu. Esasında burada barışın sağlanması ve bir uzlaşıya getirip artık bu bölgelerde bu savaşların önünün kesilmesi lazım. Tabi Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde Amerikalılar ve beraber hareket eden küresel güçler Orta Doğu'da daha çok etnik ve mezhepsel meseleleri, kimlik meselelerini öne çıkararak toplumları bölüp ötekileştirip ...savaşlar çıkararak küçük küçük devletler haline getirmeye çalışıyor. Üniter devlet istemiyor. İstemiyor. O yüzden de Türkiye bu durumda çok daha büyük dikkate sahip olmalı. Çok daha dikkatli, hassas davranmalı. Çünkü Türkiye bir tek ulusun yaşadığı, bir tek insan e, mezhebin yaşadığı... ...bir tek inanç grubunun yaşadığı ya da bir tek etnik kimliğin yaşadığı bir yer değil. Hepimiz kardeşçe bir arada bu cumhuriyetin koyduğu cümontoyla... ...layık demokratik cumhuriyet temelinde yurttaşlık bilinci altında birlikte kardeşçe uzun süredir yaşıyoruz. Ama bu rahatlığımız giderek daralıyor. Tabii bundan sonraki adımda sıra kimde sorusunu sorduracak bir başka gelişme bekleniyor. İki hedef ülke kaldı büyük ülke olarak bölgede. Birincisi Türkiye, ikincisi İran. Devlet geleneği olan, köklü geçmiş olan iki büyük ülke kaldı evet. bölgede. Umarım daha fazla yangın büyümez. Ve yani, buradan 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcına gidecek gelişmeler olmaz. Gidebilir ama şöyle şunu da bilmek lazım. Yani artık enerji e, şekil değiştiriyor. Petrolün değeri giderek belki fosil yakıtların değeri eskisi kadar önemli olmayacak artık. Başka şekillerde bu meseleler çözülebiliyor ama e, çok uzun olmayan bir süreçte su savaşları başlayacak. Bu küresel ısınmanın yarattığı meseleler ve su en değerli varlık haline gelecek. Belki 25 30 40 yıl sonra su mücadelesi başlayacak dünyada. Dolayısıyla Türkiye hem kendi küresel güçler karşısında kendini koruyabilmeyi bilmeli. içeride demokratik bir toplum yaratarak, birbirleriyle dayanışan, yardımlaşan, herkese eşit davranan bir düzenli toplum yaratarak kendisini korumayı bilmeli bu döneme hazırlıklı olarak. Hem de kendi kaynaklarını doğru yönetmeli. Yani bizim dağlarımızı, ovalarımızı korumalıyız bu uzun bir zamandan beri buraya saldırılar oluyor. İşte burada Uludağ bir şekilde toparlanmaya çalışılıyor. Bir şekilde belli yerlere kaydırılmaya çalışıyor. Ağaçlar kesiliyor. Yeni alanlar açılmaya çalışılıyor vesaire. Öte yandan Kaz Dağları'ndan Cerrah Tepesi'ne kadar bir doğaya saldırı var ciddi anlamda. Madenciler şunlar bunlar tarafından kısa vadeli küçük çıkarlar açısından. Bütün bunlar gelecekte bizim başımıza bela olacak. Bütün dağlarımızı, ovalarımızı korumalıyız. Çünkü gelecek aslında su savaşları üzerine kurulacak. Bu da ciddi bir uyarı. Evet. Şimdi biz Orta Doğu'dan, Filistin'den, Kudüs'ten iç siyasete bir bağlantı kuracak olursak. Sayın Kılıçdaroğlu ben yine açılışta da söylediğim gibi daha önce NATO tatbikatında Atatürk'ün hedef olması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yine hedef olarak çirkin bir şekilde anılması nedeniyle çep tepki göstermişti Sayın Kılıçdaroğlu. Acaba bu politika değişikliği mi söz konusu? Yani hep eleştiren her şeye karşı çıkan ana muhalefet yerine zaman zaman hükümetin yanında e, olma e, politikası mı izlemeye başladı? Böyle mi algılamak gerekiyor? E, tam öyle değil. Aslında biz gene bildiğimiz doğrularla siyaset yapıyoruz. Burada buradaki mesele şu. Hükümetin desteklenecek tarafı olsa destekleyeceğiz yani. Biz, üst hükümet doğru tutum izlediği sürece biz destekleriz. Sonuç olarak hepimizin amacı nedir? Bu toplumda refah içinde, barış içinde, kardeşçe bir arada yaşayalım. Mesele budur. Ülkemizi koruyalım. insanlarımız daha iyi yaşasın, daha nitelikli yaşasın, daha kaliteli yaşasın. Beraber daha büyük üretimler yapalım. Ve ürettiğimizden, yarattığımız değerden daha fazla pay alsın halkımız, toplumumuz. Doğru yapıyorsa bu yönde hükümet, onun yanında her zaman oluyoruz. Biz şimdi yanlış yaptığı zaman da karşısına geçiyoruz. Yani biz 15 Temmuz'da yeni kapıda beraberdik. Ama üç gün sonra geldi Cumhurbaşkanı, biz bütün kanunları sonuna kadar arkanızdayız. Mecliste bu işi yürütelim beraber dedik. Hayır dedi, biz sizi kenara atıyoruz. meclis meclis saymıyorum. Ben olağanüstü hal ilan ediyorum. Olağanüstü kararnamelerle yöneteceğim ülkeyi deyince biz de bu yanlıştır arkadaş. Böyle yapın. Şimdi bizim söylediklerimiz, bizim yürüdüklerimiz aynı yine. Hükümet gittikçe geldikçe bu meseleler oluyor. Hükümet düz davranması lazım. Hükümetin dili düzelmesi lazım. E şimdi biz 7 Haziran seçimlerinde dedik ki asgari ücret 1400 lira olsun. 1500 lira olmadı. Vay efendim olur olmaz vesaire falan Şimdi 1400 yaptılar biz buna üzüldük mü sevindik Ne güzel 1400 yaptılar Şimdi diyoruz ki 2000 lira olmalı Bu asgari ücret E şimdi olmaz efendim öyle olursa şöyle olursa böyle olur 2000 yaparsa yanındayız yine Ama Veya taşerona kadro dedik Bizim belediyelerimizde 1500 lira dedi dün Evet 1500 şimdi 2000 olmalı diyoruz Asgari 1500 Bizim geçen yıl bu yılki 2017 için söylüyorum bizim en düşük 1500'e de alan çok azdır yani bizim belediyelerimizde Daha yüksektir maaşlar çünkü sonuçta o insanların da yaşaması gerektiğini biliyoruz. Yani ona kadro dedik. Şimdi bakın ne zaman dedik? 7 Haziran seçimlerinden önce dedik. 2015'te. Biz de vereceğiz dediler. Billboard astılar 1 Kasım seçimlerinden önce. Taşer ona kadro dediler. Ya 2015 şimdi 2017 bitti. Şimdi vereceğiz diyor. Ne kadarına verecekler? Nasıl verecekler? Kime verecekler? Tartışmalı. 2 milyon taşeron var. 900 bin vereceklerini söylüyorlar. Peki ötekilerin kabahatini? taşeron konusu e, kurum de, devletle iş yapanlar arasında gerçekten ciddi bir konu. E, çok büyük bir rakam e, herhalde e, taşeron üzerinden devlete iş yapan bir kitle var. 2 milyon insandan bahsediyoruz burada. Çok büyük bir rakam. 2 milyon insandan bahsediyoruz. Eğer biz diyoruz ki kamunun bir 2 milyon kişiyi çalıştırmaya ihtiyacı varsa kendi çalıştır. Niye aracısına tefecisine para veriyorsunuz? Al çalıştır ihtiyacın varsa. İhtiyacın yoksa neden taşeron üzerinden böyle bir kadro kullanıyorsun? Sorun bu. Eğer bu, buna ihtiyacı varsa devletin alacak taşeronu kendi kadrosunda. Niye arada bir tane e, aracı kullanıyorsunuz ki? Yani alın bunu o zaman kadroda kullanın. Bunun gibi bakın Türkiye tarımı da perişan durumda şu anda. Şimdi tarıma yönelik destek verse biz desteklemeyecek miyiz? Destekleyeceğiz. Yeter ki hükümet doğru yapsın. Bir politika değişikliği değil doğru olanların yanındayız. Ama bir... çok az, çok az doğru yaptığı için o İki zaman bazen şöyle yani. söyleyebilir miyiz? Ee, Türkiye'de aslında iktidarı muhalefeti bir araya getirecek konular çok fazla. Özellikle hangi konu dış politika, hangi konu iç siyasetin ana unsuru hepsi birbirine karıştı. Böyle bir süreçte işte, iktidar muhalefetin birlikte hareket edebileceği işte milli mutabakat siyaseti diye bir şey olabilir mi örneğin? Ya normalde olması gerekir ama bu iktidarın yapabileceği bir şeydir. Yani iktidar böyle bir adım atması lazım. İktidar buna bir hamle yapmıyorsa, iktidar eğer e, muhalefetle bir ortak akıl üretelim şeyine girmiyorsa, iktidar, muhalefetin yapabileceği bir şey yok ki. Ama bunu gösterdik. 15 Temmuz gecesi meclis çalıştığında gösterdik herkesin ama, bir arada olduğunu gördük. Evet zor durumdayken, dar durumdayken hadi beraberiz ama 3 gün sonra, 5 gün sonra siz kimsiniz pozisyona getiriliyor. Meclis yok sayılıyor vesaire. O meclisin çatısı altında yok muyduk biz? Şimdi söylüyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nu bilmem işte televizyonun karşısında. Sayın Başbakan neredeydi? Sayın İçişleri Bakanı neredeydi? Sayın Cumhurbaşkanı 4 saat boyunca neredeydi? Şimdi bu ortamlarda hani bunları sürekli polemi konusu yapıp aşağılayıp hakaret edip sonra da gel beraber bir şey yapalım diyemezsiniz ki. Diyemiyorlar da zaten. Zaten beraber bir şey yapma ihtiyacı da yok. Ondan sonra bu akşam izledim bilmiyorum izlediniz mi şeyde? CHP'li belediyelere de daha çok işler var diyor. Şimdi Ataşehir Belediye Başkanımızı görevden aldı. Niye? Niye? Ben de onu sormuş olayım. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere geldi sıra? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi kendi belediyelerinde istifa yoluyla bir değişim gerçekleştirdi. Niye istifa yoluyla yapıyor? Madem onlar bir hatalı, işini yapmıyor ya da terör örgütüyle bağlantısı var. Yani üç tane neden sayıyorlar bunun yani bir belediye başkanını istifaya zorlamak için veya görevden almak için. Ya bir terör örgütüyle bağlantısı var ya, ya işte bir ihale yolsuzluğu vesaire falan gibi ya da ulusal çıkarlara aykırı bilmem ne yapıyor. E şimdi nedir peki bu adamları istifaya zorluyorsun? Al o zaman görevden. Al ve ne yanlış yapmışsa o yanlışının da hesabını senin mahkemelerinde sordur. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi belediyeyi niye alıyorsun görevden? Hani AK Partilileri niçin almıştı? Açıklama neydi? Metal yorgunluğu vardı değil mi? Ama istifa edin dediler. Istifa metal ediyorum. yorgunluğunuz var istifa edin dediler. Öyle değil miydi? Yani Herkes kendini gözden geçirsin diye de bir konuşması oldu Sayın Cumhurbaşkanı. Doğru ama ya. sen benim metal yorgunluklarımdan sana ne? İyi ya benimki metal yorgun olmuş sen daha rahat yenersin benimkini. Ama şimdi Ataçehir Büyükşehir Belediye Başkanı bizzat ya, savcılığa gidip suç duyurusunda kendisiyle ilgili bulunmuş. Araştırma yapın beni demiş. Ben şu suçlar işlediğim iddia ediliyor. Araştırın demiş. Araştırma yapılmış ve takipsizlik kararı verilmiş. Bir şey yok çünkü rapor var elimizde. Yani savcı araştırmasını yapmış. Herhangi bir usule uygu, aykırı bir şey olduğunuz, olmadığını söylemiş. Ya kendini şikayet eden belediye başkanı bu. Gel beni araştır demiş. Şimdi genel başkan da aynı şey yaptı. Gittik şimdi önerge verdik. Dedik ki soruşturma önerge saçın kardeşim. Benim, eşimin, çoluğumun, çocuğumun, akrabalarımın, dünürlerimin mal varlıkları araştırılsın. Araştır bakalım. Siyasette girdiğimden beri bir değişim var mı? Açıklanamayan bir değişim bu Görelim beraber. E, belediye başkanı da kendini şikayet etmiş. Şimdi sen hangi hakla görevden alıyorsun? Hangi Şu anda kimse bilmiyor ne için görev alındı. Ortalıkta bir Sayıştay raporu, bir Danıştay raporu, bir Sayıştay müfettişi, işleri müfettişi... Herhangi bir rapor görmüyoruz biz. Niçin alıyorsun görevden? Gayet açık. Manadası ve e, belgelerinin yarattığı toplumdaki tepki bu Reza Zarrab meselesini yeniden gündeme gelip zaten bilmiş olduğumuz aslında bildiğimiz ama unuttuğumuz rüşvet olayları vesaireleri falanla ilgili yapılan söylemlerin yarattığı tepkiye karşılık gündem değiştirmek için Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanını görevden alıyorsun. Şimdi diyorsun ki Cumhuriyet Halk gelecek daha sıra çok yani buna böyle bir hak da yok böyle bir had da yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı tam bir diktatörlük modeli işte tek adam modeli bu. Ne hukuk var ne kanun var ne adalet var yani. Daha gelecek sözünü nasıl anlıyorsunuz? Tehdit ediyor. İşte dezenfektör etmek için ya da daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri kendi belediyeleri gibi sunmak için, göstermek için, kendi belediyelerindeki var olan e, durum gibi göstermek için bizi de o arada tehdit ediyor. Belki bazı belediye başkanlarını yine görevden alacak ama şunu bilsin ki herkes bütün belediye başkanlarımız da olsa önümüzdeki dönem yoksunuz. Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki dönem büyükşehirlerin tamamını alacak. O görevden aldığı belediye başkanlarının bulunduğu yerdeki seçimleri de daha büyük farkla alacak. Toplum artık uyandı. Toplum artık o noktada değil. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı boşuna uğraşıyor. Bugün İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, de, Denizli'de, Bursa'da Cumhuriyet Halk Partili belediye olarak bakabilir halkımız 2019 Mart'ta. O zaman biraz daha yerel, lokale inerek sormak İlerim. istiyorum. Şimdi e, belediye başkanlarını partiler getiriyor. Önce partiye başvuruluyor. Partinin adayı olarak seçime giriliyor. Parti örgütü onun arkasında çalışıyor. Kitleler de partiyle e, başkanı özdeşleştirip oy veriyor ya da vermiyor. Ama belediye başkanı seçildikten sonra kentin belediye başkanı oluyor. E, rozet partinin değil kentin rozeti oluyor. Evet. Eşit hizmet yapmak gerekiyor. Fakat e, o süreçte, o hizmet sürecinde yaptıkları, yanlış yaptıkları ya da yapamadıkları partinin sorunu haline geliyor. Çünkü bir sonraki seçimde parti onun yaptıklarını ya da yapamadıklarını ya da, ya, ya da yanlış yaptıklarını savunmak ya da onların üzerinden prim devşirmek ihtiyacı hissediyor. E, belediyelerle parti arasında böyle değişik bir döngü var. E, siz de Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı olarak... Bursa'da iki belediyenin sahibisiniz. Evet. Ee, acaba siyasi partilerin, il başkanlarının e, belediye başkanlarıyla zaman zaman işin siyasi boyutunu e, koordine eden entegrasyonları oluyor mu? Siyasi sonuçta onlar biliyorsunuz. Hesabı çünkü, siz veriyorsunuz çünkü. Şöyle zaten belediye meclis grubumuz var biliyorsunuz. Belediye meclis gruplarımızın başkanları ilçe başkanlarıdır bizde. Siyasi partiler kanunu zaten bunu Her söylüyor. Her partide öyle tabii. Tabii dolayısıyla büyükşehirde büyükşehir grubunda, art... grubunda il başkanı. Büyükşehir grubunda il başkanıdır e, meclis grup başkanı. Belediye başkanı oranın üyesidir. Dolayısıyla il başkanı siyaseten belediye başkanının üstündedir. Dolayısıyla elbette ki zaman zaman görüş alışverişlerinde siyaseten bulunuyoruz ama bu şuradaki imar dosyası buradaki bilmem plan dosyası üzerinden değil. Bu kentin genel çıkarları açısından ve siyaseten topluma sunulması gereken hizmetler açısından tabii ki çeşitli görüş alışverişlerimiz oluyor. bu da doğal. Bunun sonucunda çünkü sonuçta kentte yaşanabilir kent yaratmak istiyorsunuz. Biz Bursa'daki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızla birlikte Bursa'daki Cumhuriyet Halk Partililer uygulamalar uygulamalarıyla topluma örnek olan, başarılı olan belediyeler iki tane yani belediyemiz var. Önderiniz ya da uyarınız oluyor mu? Şöyle yapın ya da şöyle yapmayın. ...böyle daha hoş olur... ...bize de böyle bilgiler geliyor... Tabii bize, ...istekler geliyor Dediğiniz oluyor mu? Tabii ki tabii ki şöyle yani biz... ...bir talimat şeklinde değil bu... Ee, ...bizim üzerimize gelen olumsuz eleştiriler... ...bize dönüyor... ...belediyelerimizin ve hizmetlerinde bir aksama varsa... ...bunu tabii ki arkadaşlarımızı uyarıyoruz... Gerekli duyarlılıkların daha yüksek düzeyde tutmalarını... E, sağlıyoruz. zaten hepsi ölçebil, ölçülebilen şeyler bunlar... ...artık belediyeler bunları ölçebiliyor... ...hizmet kalitelerini falan... E, Yine de toplumun genelini ilgilendiren konularda bir takım kararlar var tabii bir görüş alışverişimiz oluyor tabii ki ama sonuç olarak kararı veren yine belediye meclisidir biz değiliz belediyeler biz ancak fikirlerimizi paylaşıyoruz ee, ama tabii bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nde böyle yürümüyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir yerlerden talimatlar geliyor ve yapılıyor yaptığı birçok şimdi ben dinliyorum şimdi yeni belediye başkanımızı e, siz tabii siyaseti çok yakından takip eden Bursa'yı da çok yakından takip eden bir Deneyimli bir e, gazeteci arkadaşımızsınız. Ben Sayın Recep Altepe geldiği zaman billboardları hatırlıyorum. Daha önce vagonlar kaça alınıyormuş, şimdi kaça alınıyor diye. Siz de hatırlarsınız bunu. 650 milyon alınıyormuş, işte 300 küsür milyon alıyoruz diye. Yani dedi ki, benden önceki AK Partili belediye başkanı çok bağlı alıyordu bunlar, ben şimdi ucuza alıyorum. Şimdi Recep Bey gitti, yerine... Alnur Bey geldi. Şimdi bu da o Türk Belediye batmış her şey çok pahalı şöyle böyle şu kadar darar bu kadar kar e, bir sürü açıklamalar yapıyor. Şimdi baktığınız zaman e, hakikaten de çok böyle çarpıcı rakamlar var. Şimdi bundan siyaset sorumlu değil mi? Şimdi diyor ki Sayın Alnur arkadaş Antalya Büyükşehir Stadı 135 milyon liraya mal olmuş. Bir buçuk yılda yapılmış. Konya örneğini verdi o. Konya ve Antalya'yı verdi. Konya 160 Antalya 135 milyon. Daha önce ilk açıklamasında. ikincide. de Konya'yı vermiş. 135 milyon dolar dedi. Şimdi bir buçuk yılda yapılmış dedi. Bizim sadığımız 500 milyon doları geç harcamışız. 500 milyon lira. 500 evet, milyon lirayı harcamışız. 5 yıldır bitmiyor. 70-80 milyon daha lazım dedi. Şimdi hesap ediyoruz bunu. 570-580 milyon. Şimdi 130... Üstelik de dedi Avrupa standart, standartlarında maaşlar içinde onay almış değil henüz dedi. E şimdi... Ama orada rakamlar galiba biraz tartışma konusu. Olabilir. Yani e, sayın Büyükşehir Belediye Başkanının önündeki rakamlar 500 milyon harcandığı yolunda öyle açıkladığı için evet. söylüyorum. Ama eski yönetimde 237. 230 milyon liralık bir fatura çıkarıyorlar. Öyle diyor. Onlar ayrıca işte dışarıdaki kavşak ve yol düzenlemesi için de bir 40-50 ya da 60 milyon civarında harcama gerektiğini düşünüyorlar. Ben taraf olarak söylemiyorum. Sadece ama sonuçta ben e, büyük rakamları karşılaştırmak adına söylüyorum. Büyükşehir yani bu biliyorsunuz daha önce de yani bu Recep Bey zamanında da hep konuşuluyordu, tartışılıyordu. Biz 450-500 milyon civarında bir para harcandığına dair hep bir şey var. Biz tabii onları tek tek harcamalar nerede yapıldığını bilmiyoruz. Bizim bilime şansımız Zaten yok. Zaten sorun oradan çıkıyor. Açıklanmadığı için bunlar şeffaflık, zamanında. Şeffaflık olması lazım. Şimdi ama sonuç olarak yeni gelen belediye başkanımız incelemeler yaptırdı. Önünde bir dosya var elbette. Dosya var 500 milyon diyor. 70-80 milyon lazım diyor. Ben şimdi hesap ediyorum. Antalya Büyükşehir Belediye Stadı'ndan daha nitelikli bir stat değil burası. Bir kere yer seçimi de yanlış. Hastane yapılıyor bir tarafında. Zaten yan tarafta bir daha hastane, özel hastane yapıldı. Şimdi Ama orada stat bir sürü... başladığında hastane yoktu. Ha, o zaman hastane izin vermeyeceksin. Yani. Hani bunun... Yani stadın başladığında, inşaatı yani başladığında filan, hastane yoktu. Bir anlama diyelim. Ama sonuçta şunu soruyorum ben Bursa adına. Bu, bütün 24 stadın 23'ünün parasını merkezi hükümet ödedi. Bir. Bizimkinin parasını neden yerel bütçeyle ödüyoruz? İkinci sorum da şu. 135 milyon liraysa Antalya Stadı. 4 tane Antalya Stadı parası harcamış oluyoruz. 570 milyon yapar 4 tane Antalya Stadı'ndan yaparsan. Peki 4 tane Antalya Stadı parasına 1 tane Antalya Stadı kadar para stat yapmışsak diğer üçü nerede? O zaman diyoruz ki bütçe kullanımları, yatırımlar, verilen kararlar sağlıklı değil. Şimdi stat konusunu izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. 2009 seçimlerinin ana e, vaat konusuydu. Evet. E, sizin partiniz de bir stat vaadinde bulunmuştu. Stat vaat etmeyen parti o seçimde yoktu. O günün konjonktürü öyle gerektiriyordu. Öyle diyelim geçelim ama e... <laughs> şimdi bir reklam orası verelim. Tamam. Reklamların dönüşünde siyaseti biraz daha yerele doğru çekerek daha e, yerel siyasetten konuşalım. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ile ilgili verdiği bir e, kanun teklifi var e, ve yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin devam eden ilçe kongreleri ve arkasından gelecek il kongresi var. Ama bunları reklamadan sonra konuşacağız. Değerli izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Sayın Şahide Özdemir bu akşam konuğumuz. Her açıdan gündemi konuşuyoruz. İlk bölümde Biraz da küresel açıdan ele almaya çalıştık. Dış gündem ağırlıklı iç sorunları ya da dış gündem bağlantılı iç polemikleri konuşmaya çalıştık. Bu bölümde de biraz yerele inelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi dün bir kanun teklifi verdi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzası arkasında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa'daki 5 milletvekilinin imzasını taşıyan İnegöl il olsun. Herkese sürpriz oldu neden İnegöl'ün il olmasını istiyor? Halk Partisi? Çünkü farklı yorumlar da yapılıyor burada. Şimdi e, bir kere şunu söyleyeyim. Yani bu İnegöl'ün in il olma talebi, İnegöl'lerin talebi bizim talebimizden önce. Biz e, referandum e, sürecinde İnegöl'e genel başkanlığa geldiğimizde iki tane ayrı toplantı yapmıştık. Toplantıda bu iki toplantıda da bir de bu mobilyacıların bulunduğu bir alışveriş merkezi var. Orada da dolaşırken genel olarak İnegöl'ün il olması konusunda taleplerde bulunduğu insanlar. İş dünyasıyla bir toplantı yapmıştık. Orada da bu konuda daha baskın, daha destekleyici tavır Cumhuriyet Halk Partisi'ni istiyoruz demişlerdi. Çünkü İnegöl'ün ekonomisi, büyüklüğü Anadolu'nun çok çok birçok ilinden çok daha büyük. Dolayısıyla il olma talebi aslında bizim değil. Bizden önce İnegöl'lülerin talebi. Biz daha önce bununla ilgili bir kanun teklifi de vermiştik bu talepler çerçevesinde. Bu referandumdan daha önce. Ve AKP bunu reddetmişti. Dedik ki Biz kanun teklifi verdik. AKP... Bunu reddetti. Çoğunluk onlarda yani. Bunun bizim yapacağımız bir şey yok. bütün o seyahatlerde tekrar verilmesi konusunda onların talepleri oldu. İnegöl'deki işte esnafın, halkın, iş adamlarının. En son geldiğinde yine biliyorsunuz İnegöl'de geçen 2 Mart 2 Kasım'da da bir toplantı yapmıştık. İnegöl'de işte muhtarlar, kanaat önderleriyle falan kahvaltı yapmıştık. Büyük bir kitle vardı 700-800 kişilik. Orada da bu talepler güncellendi. Tekrar verilmesi konusunda talepler güncellendi. genel başkan bir hazırlık yapıp verelim duygusunda oldu ve yani verdiler şimdi kanun teklifini. Ama yapılan yorumlara bakıyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin kazanabilmek için Bursa'daki Büyükşehir oylarının yüzdesini arttırdığı gerekçesiyle ...yüzde yetmiş... referandumda oy çıkarmıştı. O civardan aşağıda oyları düşmüyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Büyükşehir'deki yüzdeyi düşürmek ve burayı kazanabilmek için İnegöl'ü il olarak ayırmaya çalışıyor gibi yorumlar okuyorum ya da dinliyorum. Ee, böyle midir gerçekten? Başka yorumlar da var. Hani yok Büyükşehir Belediyesi'ne işte Nilüfer Belediye Başkanı'nı kaydırmanın aracı olarak görüyor falan gibi. Komple teorileri, çok sayıda komple teoriler okuyorum. Geçen gün İngiliz Büyükelçisi son günlerde biliyorsunuz çok popüler oldu. Veda ederken, Türkiye'den ayrılırken bir televizyon programında sabah izledim kendisini. Türklerle ilgili yorumlar yaptı. Nasıl, nasıl değerlendi? Çok sevecenler, çok sempatikler, çok misafirperverler, çok iyi insanlar dedi. Sadece aşırı komplo teorilerini üretiyorlar dedi. Bu komplo teorilerinden sıyrılsalar, mükemmeller hepsi Türklerin dedi. Bizde çok fazla komplo teorisi ortaya atılıyor. Ama bu komplo teorisi de sayılmaz çünkü Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin söylemlerinden yola çıkarak ya üretilen öyle bir... Yani arkadaşlarımı da hemen ateş atmış gibi de olmayayım. Yani onlar sizin sözcülerinizin İfadelerinden yola çıkarak bu yorumları Bizim yazıyorlar. Bizim sözcülerimizin öyle bir ifadesi olduğu kanaatinde değilim. Biz beraber konuşuyoruz. Kongrelerde İnegöl Kongresi'nde konuştuk bunları. Hani bu konuşmalar da oldu ama bunun arkasında İnegöl'den kurtulalım da Bursa'ya alalım falan yok. Yani siz toplumla yüzleşirseniz, toplumla iletişim kurarsanız, seçmenle birebir çalışmayı yaparsanız siz her zaman sonuç alırsınız. Bizim sorunumuz kendi çalışma düzenlerimizle alakalı. Bunu da genel başkanımız en iyi gören genel başkanımız. Son bir buçuk yılda bakın kaç defa İnegöl'e geldi. Niye? Biz orada başka çalışmalar yürütmeye başladık. Bize oy vermeyen kitlelerle beraber olmaya başladık. Onlarla anlatıyoruz. Onlar bizi tanımaya çalışıyor. Biz onları tanımaya çalışıyoruz. Biz burayı çözeriz zaman içinde. Bizim hani e, İnegöl çözülmez yer diye bir şey görmüyoruz. Biz İnegöl'den daha büyük farkı Yıldırım'da yiyoruz. Ona bakarsanız. Herkes İnegöl... O zaman Yıldırım'a da bir il teklifi verelim bu durumda e, kurtulmak için. Çünkü Yıldırım'da... Ama ata ata bitmez tabii bu. E, bu böyle bir şey yok yani. Daha büyük fark Yıldırım'da var. Baktığınız zaman oy sayısı olarak baktığınız zaman. E şimdi mesele bu değil yani mesele oradaki toplumun bir talebi var. O talep bizim için de sakıncalı değil. O talebin gereğini biz onların taleplerini, halkın talebini meclise taşımış oluyoruz. Bunu artık tar partisi öyle evvel böyle kullanabilir. Yani bunun ben buralara bağlanmasını doğru bulmuyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Bursa'yı alacak zaten. bu İnegöl olsa da alacak, İnegöl olmasa da alacak. Zaten İnegöl'ün il olması bu kanun teklifinin hemen devreye girmesi olanaklı değil ki. Bu edecek muhtemelen AKP çoğunluğu yine. Bunun Cumhuriyet Halk Partisi iki tarafına nasip olacak bu herhalde İnegöl'ün il olması. Ama biz bu kentin yönetimini değiştireceğiz. Yani bu kadar kötü yönetimden sonra artık biz de doğru çalışma üreterek bu kongrelerden sonra artık şeyimiz yeniliyoruz. Kadrolarımız yeniliyoruz. Yeni insanlarımız daha dinamik kadrolarla yeniden sahalara, sokaklara çıkmaya başlayacağız. Ve bu kentin kaderini değiştireceğiz. Biz ne demiştik? Barışık çalışan iktidar hedefleyen parti modeli kuracağız. Bunda ciddi mesafeler aldık. Tam hedeflediğimiz noktada değiliz. Ve en az dokuz belediyesi olacak Bursa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin demiştik. Bu lafımızın hala arkasındayız. O yüzden İnegöl'ü e ayırmakın arkasında bunları aramak bence yanlış bir şey. O zaman e, kadrolarımızı yeniliyoruz dediğiniz kongreleri konuşalım. Evet. Neler oluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe kongrelerinde? Az kaldı kongreler bitiyor. Evet. Ee, bir kere şunu söyleyeyim. Nilüfer yani, son kongre mi pazar günü yapılacak olan? E, Pazar günü kongrelerimiz sona eriyor öyle diyelim. 5 kongremiz daha var. Yani 5 ilçe kongremiz var. Cumartesi günü İznik ve Kestel ilçe kongrelerimiz var. Pazar günü Harmancık, Nilüfer ve Orhan Gazi ilçe kongrelerimiz var. O orada bitiyor kongrelerimiz. Biz hem delege seçimleri sürecini hem ilçe kongreleri sürecini gayet demokratik bir yarış ortamı yaratarak herkesin kendini temsil edebileceği, kendi aday olma hakkını, kendi oy kullanma haklarını kullandırarak sonuna kadar bir süreç yaşattık. Belki Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde son belki 15-20 yılda daha önceki anlayışlardan farklı olarak darakodurucu değil, herkesi kucaklayan bir anlayış çalışıyoruz. Ve demokratik bir delege seçimi yap yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. 1054 mahallede biz delege seçimi yaptık. Bunların 12'sine itiraz geldiğiyle belki itiraz edilebilecek başka da vardı da etmediler. Onları bilemiyorum. Ama geçmiş döneme göre çok daha üst düzeyde herkesin katılımlarıyla yapılan bir delege seçimi süreci yaşadık. Hemen arkasından da e, sizin de takip ettiğiniz gibi ilçe kongrelerimiz yapılıyor. Ve bu ilçe kongre, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığı e, olarak bu delege seçimlerinden önce herkesin bireysel davranması için ve il başkanı adına davranmamaları için il başkan yardımcılıkları görevlerini bile kaldırttırdık arkadaşlarım. Atamış olduğumuz görevlerden aldık dedik ki artık birey olarak davranacaksınız, gideceksiniz mahallelerinizde taraf olacaksınız. Siz bir taraf olacaksınız. Öbürü başka taraf olacak. Diğeri başka taraf olacak. Ama ben il başkanı olarak mahalle delege seçimlerinin tarafı olamam. Bununla olamayacağım için siz de başkan yardımcısı olarak gidip orada bu duruşları ilgilediğinizde başkan adına başkan yardımcısı davranacağı için yanlış yorumlanır. Ve o yüzden bütün il başkan yardımcılığı görevlerinden kaldırdım. Dolayısıyla ben delege seçimleriyle veya ilçe kongreleriyle doğrudan taraf ilgilenme vesairenin içinde değilim. Hiçbir şekilde, hiçbir ilçede bir aday çıkarmış değilim. Elbette birden fazla adayın olduğu yerde hani benim de gönlümde bu olsa daha iyi olur, şu olsa daha iyi olur diye parti yararı açısından düşünerek daha bu hani barışık, demokratik, barışık, çalışkan iktidarı hedefleyen parti modeli üretme yapma açısından hani bu arkadaşla daha iyi olur diye düşündüğüm var. Fikrimi soranlar olursa onu da söylemişimdir bazılarına ama ben herhangi bir delege, herhangi bir üyele hani şöyle yapın, böyle yapın, bunu destekleyin, onu destekleyin gibi bir şey yapmadım. Herhangi bir yerde aday da çıkarmadım ama ben okuyorum. İşte falan ilçe kongresinde ben kaybetmişim, falan ilçe kongresinde kazanmışım. Benim kazandığım, kaybettiğim ilçe kongresi yok. Bütün kazançlar hepimizindir. Ben şuna çok inanıyorum ki artık Cumhuriyet Halk Partisi delegasyonu üyesi bilinçli. Hiçbir delege hiç kimsenin adamı değildir. Onlar kendi kararlarını özgürce verebilecek durumdadırlar. Artık bunu öğrendik. Bu kadar senedir anlatıyoruz, konuşuyoruz, çalışıyoruz, beraber tartışıyoruz. Her birey Cumhuriyet Halk Partili, her delege kendi kararını verir. Hiç kimse, hiçbir ilçedeki delegeyi kendine yazmasın. Gider sandığa doğru bildiği kararı verir. Bu senin lehine de olabilir, bu senin aleyhine de olabilir. Bir Şadi Özdemir'in karar nedir? Pazar günü kongreler biteceğine göre artık bir karar vermiştir herhalde. Aday şöyle, olacak mı olmayacak mı? E, şöyle tabii ki parti e, tabanında da bu çok sorgulanıyor ve çok da bu konuda baskı da yiyorum doğrusu. Hani benim yaşadığım bir süreç var Hepiniz bildiği. Yani sağlık sağlık, sağlık problemimiz yaşamıştık. Ee, ben bunu daha aylar öncesinde söylemiştim. Benim aslında 13 Aralık'ta sağlık e, şeyim bitmiş olacaktı bu tedavi sürecim. Arada bir hafta e, ötelendi o arada. 20 Aralık itibariyle benim kendi tedavilerim bitiyor. 20 Aralık itibariyle. Ben daha önceden de açıklamıştım. 20 Aralık'ta bitiyor. Bittiği zaman... Ee, bu tedavilerimi yaptığım doktorlarla oturup bir konuşacağım. Onların değerlendirmelerini alarak sağlığımızda ciddi bir sorun yoksa devam eder. Ederiz dedik. Eğer ciddi bir sorun varsa tabii bunları da dikkate alarak tabii ki partinin tabanının da taleplerini dikkate alarak bir karar vereceğiz. Çünkü biz ben geçen dönemde biliyorsunuz aday değilim. Biz bunların bu, bu işlerin dava işi olduğunu biliyoruz. Gönül işidir. Örgüt sizi isterse siz bir yere gelirsiniz. Nitekim ben aday değilim diye söylemiştim geçen dönem. Açık bir şekilde. Hatta aday olmayacağım. Benim üstüme de gelmeyin diye dostlarıma anlatmıştım. Ama toplumun baskısı, partinin baskısı, delegenin, tabanın baskısı ihtiyaç olduğuna dair üzerimize yoğun bir baskı kurdular. 9 gün kala kongreye aday olmak. Yine öyle olursa? Oldu. Bugün de bakacağız. Yani baskı kursunlar diye bunu söyleyemem. Yani baskı da kurmayın arkadaşlar. Özgür kararlarımızı verelim. Ama bizim biz dava siyasetçisiyiz Ahmet Bey. Biz bireysel siyaset yapan insanlar değiliz. Hani bir arkadaşım söylemişti. Bir hava siyasetçileri var, bir de dava siyasetçileri var. Partileri dava siyasetçileri kurturur, kurtarır. O yüzden bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nde dava siyasetçilerinin görev almaları, iş yapmaları gerekiyor. İl başkanlığında da, il yöneticiliğinde de, ilçe yöneticiliğinde de bu işi dava diye gören, bu işi toplum hizmeti diye gören insanların yapması lazım. Ben şunu da çok anlamıyorum. Eğer bu bir verme ise ki il başkanlığı veya il yöneticiliği veya ilçe başkanlığı yöneticiliği hayattan vermektir. Sürekli vermektir ve yıpranma yeridir. Bir, ya vermek için insanlar kavga etmez. Bir şeyi vereyim diye kavga etmez. Ama toplum seni taşıyorsa bir yere, oraya taşırır. Ben önümüzdeki hafta içinde bu e, hekimlerimle yaptığım görüşmeden sonra... Yani bir hafta daha mı beklememiz gerekiyor? Çarşambadan sonra inşallah. Çarşambadan sonra kararınızı öğrenme şansımız olacak. Ee, o, 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 Doktor raporuyla. Evet. Doktorlar aslında söyleyeceğini söylüyor ama hani riskleri daha fazla görmek istiyorum hangi risklerim var diyor. Tamam. Şu anda çok sağlıklıyım yani şu anda Allah'a şükür yani bir iz görünmüyor bir şey görünmüyor değerlerim yerinde her şey yerinde moralim yerinde keyfim yerinde zaten ilk hastalığımız öğrendiğim akşam biliyorsunuz sizinle yine programdaydık o gün de keyfim yerindeydi. Gittiniz evet. Buradan gittiniz İstanbul'a Buradan gitmiştim evet ya da doktordan buraya geldiniz buradan da İstanbul'a gittiniz evet. Buradan do do buradaki doktorlardan gelip sonra İstanbul'daki doktor ameliyat olacağım doktora gitmiştim buradan. O gün de siz fark etmemiştiniz. Gayet yerindeydi her şey. Şu anda da moralim, keyfim, gücüm, enerjim her şey çok yerinde. Ve örgütümü çok seviyorum. Ama esas olan Şadi Özdemir değil, esas olan anlayışların devam etmesidir. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yaptığınız Efendim, yorumlar yaptığınız ben de çok olacak. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Sayın Şadi Özdemir bu akşam konuğumuzdu. Gündemi, iç ve dış gündemi her açıdan konuştuk. Yönetmenimiz Bülent Malçok. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olunca dek iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.